İyi akşamlar sayın seyirciler. TV.net ekranlarında Haber Analiz programıyla yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi bilhassa örgütün yuvalandığı merkezler olan Kuzey Irak'taki bazı kamplar ve yurt içindeki bazı bölgelerde devam ediyor. Şehirlerdeki YDGH yapılanması, gençlik yapılanmasının bazı ilçelere hakim olma isteği güvenlik kuvvetlerinin zamanında yerinde müdahalesiyle engellendi, gerçekleşmedi. Bu programda hem terörle mücadelede yeni nesil silahların, teknolojinin kullanılma kapasitesini ve etki gücünü oranını konuşacağız. Konunun hakikaten uzmanı bir isimle, geçmişte savunma sanayi müsteşar yardımcılığı yapmış, şimdilerde AK Parti'nin Düzce milletvekili olan Sayın Faruk Özlü ile bu meseleyi masaya yatıracağız. Türkiye son 10 yılda, bilhassa son 10 yılda savunma sanayi silahlarda ve milli yazılım noktasında çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Sayın Bakan da terörle mücadelenin yeniden başladığı süreçte artık PKK'nın yeni nesil silahlarla PKK ile mücadele edildiğini ve bu anlamda örgütün korkması gerektiğini söylemişti. Bir diğer konumuz yine Zekeriya Öz, eski savcı. Aslında savcılığı hala devam ediyor ama firar etti biliyorsunuz. Paralel yapıya yakınlığı bilinen savcı Celal Kara ile birlikte 17 Aralık savcısı Celal Kara ile birlikte kendisi de yine 17 Aralık soruşturmasını yürüten isimlerdendi. Firar ettiler ve en son Almanya'ya geçtiler. Bu firarın ardından Almanya'nın bu iki savcıyı iade etme ihtimalini yine konunun uzmanı bir isimle, geçmişte paralel yapının mağduru olmuş eski savcı, emekli savcı Murat Yiğit'le derinlemesine konuşacağız. Aynı zamanda Zekeriya Öz'ün gizemli İsrail Büyükelçiliği ziyaretinin bilinmeyenlerini konunun tanığı olan eski emniyet amiri Ertan Gönül'le telefon bağlantısıyla konuşacağız. Abdurrahman Şimşek de bilhassa örgütlerle mücadele noktasında yeni güncel bilgilerini bizimle paylaşacak. Siz de yayınımız sürerken soru ve yorumlarınızı Twitter'da @tvnet ve @unuferhat adlı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Sayın Vekil hoş geldiniz yayınımıza Faruk Bey. Efendim. Siz de Sayın Savcı hoş geldiniz sağ olun, Murat Bey. Çok konu var ama biz önce güncel olandan, daha güncel olandan başlayacağız. Bugün malum Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan'ın görüşmesi yeni kabine ile ilgili olarak devam ediyor. Belki o konuda da ilerleyen zamanlarda gelişmeleri aktaracağız ama şu anda Türkiye'nin terörle mücadelesi Faruk Bey çok yeni bir konseptle yürüyor. Aslında örgütün bir başka aşamaya geçmek istemesinde, bir takım ilçelerde hakimiyet sağlamak istemesinin de bunda etkisi var ama Türkiye'nin terörle mücadeledeki bilhassa teknolojiyi kullanma bağlamında konsepti değişti. Örgütün kayıplarının geçmişe göre daha ağır olduğu söyleniyor ve bunlar sadece yani devlet kaynaklarında değil, bağımsız kaynaklarca da doğrulanıyor. Bu kayıpların bu kayıplar üzerine düşünürsek bilhassa örgütün Kuzey Irak'tan lojistiği noktasında teknoloji nasıl kullanıldığı, yani işte insansız hava araçlarının özellikle etkin kullanıldığını ve istihbarat manasında bu konuda yoğun bir çalışma olduğunu biliyoruz. Teknolojik altyapıya dayanan bir çalışma. Son dönemde yeni olan ne var? Ama belki ondan önce şu soruyu cevaplamak istersiniz. Detaylara gireceğiz. Bir güvenlik özgürlük dengesi var bu işlerde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle uzun yıllardır mücadele ediyor ve güvenlikle özgürlüğü 90'lı yıllarda her ne kadar CİTEM örgütlenmesinin devletin benim gayrimeşru çocuğu dediğim bir yapılanma olduğu için o dönemde bir sürü yanlış uygulama gerçekleşmiş olsa da genelde devlet terörle mücadele noktasında güvenlik ve özgürlüğü yani demokratik çerçevede kalarak bu mücadeleyi yürütmeye çalıştı. Bugün bu konuda çok daha hassas. Oradan bakarsak Türkiye'nin terörle mücadelede güvenlik özgürlük dengesini sağlama potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Şimdi efendim önce iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz AK Parti aslında bu sorunu silahsız yöntemlerle çözmeyi denedi. Çözüm süreci dediğimiz süreçte bunun bir parçasıydı. Hani silah kullanmadan bu konuyu çözmek için bir hayli gayret sarf edildi. Hatırlayacaksınız son 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri silah kullanmadı. Niçin? Bunu silahsız bir yöntemle, yolla çözelim diye. Fakat geldiğimiz noktada biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra örgüt silah kullanma yöntemini tekrar benimsedi, tekrar gündeme getirdi. Şimdi biliyorsunuz güvenlik ve özgürlük dengesinden hep bahsedilir. Aslında böyle bir denge çok anlamlı değil. Niye değil?
Güvenliğin olmadığı bir yerde özgürlükten bahsedemeyiz. Önce güvenlik, insanların güvenliği, önce can güvenliğimiz, önce hayatta kalma garantimiz olması lazım ki ondan sonra özgürlükten bahsedebilirim. Düşünün şimdi, Irak'ı düşünün, Suriye'yi düşünün. Her gün bombaların patladığı, binlerce insanın olduğu, evet, güvenliğin olmadığı bir ortamda özgürlükten çok bahsedemeyiz. Ben bu dengeden ziyade güvenliğin öncelikli, vazgeçilemez şartlardan olduğu kanaatindeyim. Bakın, insanların can güvenliğinin olmadığı bir toplumda ne zengin petrol kuyularının, doğalgaz yataklarının, ne de engin tarihi varlıkların bir anlam ve önemi vardır. Dolayısıyla ben önce insanların güvenliğinin, insan güvenliğinin sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple önce güvenlik, daha sonra özgürlüklerin maksimize edilmesinden yanayım. Şimdi, peki güvenlik deyince Sayın Vekil tam olarak ne anlıyoruz şu anlamda? Yani güvenliğin çerçevesi ülkeden ülkeye değişebiliyor. Türkiye demokratik bir hukuk devleti ve bugüne kadar dediğim gibi hep hassasiyetle yürüttü bu tür mücadeleleri. Yani siville, işte bu örgütle ilişkisi olmayan insanlarla örgüt bağlantılı olan, özellikle kentlerdeki bu son yığılmayla da biraz daha güncel bir konu çünkü. İşte roket atarları verdikleri bir takım YDGH, işte PKK'nın gençlik yapılanmasının unsurları, oraya hendek kazıyorlar, bombalar koyuyorlar vesaire. Burada güvenliğin çerçevesini devlet nereye kadar genişletebilir? Bir savunma sanayi eski müsteşar yardımcısı olarak bu konudaki devletin şimdi, esneme imkanı ne kadar var? Burada bahsettiğim güvenlik insanın güvenliği, insan güvenliği. Bu tabii devletin güvenliği ayrı bir konu. Burada bireysel olarak fertlerin güvenliğinin esas alan bir politikadan bahsediyoruz. Ben güvenlik deyince insanın güvenliğini anlıyorum ve bunu kastediyorum. Sorunuzun diğer kısmına gelince aslında hani son dönemlerde kullanılan teknolojinin gelişmesi, Türkiye'nin son 10 yılda savunma teknolojilerinde, güvenlik teknolojilerinde ciddi mesafeler alması bugün işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Bakın işte Kandil'e yapılan operasyonlarda kullanılan teçhizatın önemli bir kısmının son 10 yılda bizlerin ürettiği, Türkiye'nin kendi ürettiği sistemler, cihazlar olduğunu hep beraber okuduk. Bu tabii çok doğal bir sonuç. Çünkü envanterinizde ne varsa doğal olarak onu kullanmak durumundasınız. Ben terör örgütünün bugün geldiğimiz noktada hükümetimizin çok önemli bir, daha doğrusu doğru bir kararla silahlı unsurların üzerine gitmekte olduğunu düşünüyorum ve doğru bir strateji takip ediyoruz. Bakın, bakmayın, bu yani Türkiye'de olan bir takım olaylar var ama bu olaylar aslında yani canı yanan, canı çok yanan bir organizmanın, bir yapının feryadı gibi düşünün veya... PKK'nın mı? Evet, evet. Öyle düşünün. Neden canı yandı sizce? Ben yani Kandil'de ya da yurt dışında diyelim çok ciddi bir darbe aldığını söylemek isterim örgütün. Dolayısıyla yurt dışında aldıkları bu büyük darbeyi Türkiye'de güya akıllarınca işte bir reaksiyon göstermek şeklinde tezahür ettiği kanaatindeyim. Daha önceki operasyonlarda bu derece kayıp vermiyor muydu örgüt? Çünkü öyle yorumlar var. Bunun şimdi, teknik açıklaması nedir? Şimdi şöyle, yani Türkiye bakın istihbarat anlamında çok önemli kazanımlar elde etti. Bakın Türkiye'de elektronik sanayinde yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemler hem aşağı yukarı silahlı kuvvetlerin her birimine jammer'lar ürettik, Türkiye'de ürettik ve teslim ettik. Yine dinleme kestirme sistemleri ürettik ve teslim ettik. Daha çok örgüt telsizle haberleştiği için bu dinleme kestirme cihazları özellikle önem taşıyor değil mi? Tabii. Ya bu eskiden beri vardı ama daha hassas, daha noktasal tespitler yapabilen sistemler geliştirildi. Yine bu son dönemde yaptığımız çalışmalarla insansız hava araçlarını çok istihbarat anlamında çok daha iyi kullanabiliyoruz. Daha fazla kullanabiliyoruz. Hem insanlı hem insansız araçlarımızı daha iyi kullanıyoruz. Ve bunlarla yaptığımız tespitlerde örgütün ya da işte belli merkezlerin noktasal bazda tespiti bugün daha kolay eskisine göre. Evet, bu insansız hava araçları yerli imkanlarla bizim evet. Hangisi daha çok kullanılıyor? Yani operasyonlarda bir yüzde vermek gerekirse. Bahsedeyim, biraz örnek vereyim. Şimdi 2004 yılında aslında
başladı. Türkiye'de üretim faaliyeti 2004 yılında başladı. Özellikle bu kategorik bazda baktığımızda hem mini insansız hava aracı kategorisinde hem taktik insansız hava aracı kategorisinde hem de MALE dediğimiz MALE dediğimiz 24 bin fit civarında uçabilen, yani her onların dengi evet, insansız hava araçları kategorisinde Türkiye ciddi projeler başlattı. Bu projeler hayata geçirildi ve şu anda gerçekten Türkiye dünyada insansız hava araçları üretebilen ve bunları envanterine sokabilen birkaç ülkeden birisi. Ve yine hatırlayacaksınız, her onlar yine envanterde. Buna ilaveten insanlı hava aracı ancak kamera istihbarat sistemi olan uçaklarımız var. Bunlarla çok kolay tespitler yapabiliyoruz. Tam zamanlı istihbarat denilen, yani diğer muadillerinin yaptığı düzeyde. Tam zamanlı istihbarat yapabiliyoruz, evet. Yani kamera çekiyor. Yani anına o anda varsa hemen görüntüleyip merkeze aktarıyor. Aynı anda görüntüyü aşağı basıyor, aşağıda değerlendiriliyor ve müdahale edilebiliyor. Şöyle bir şey vardı Faruk Bey, yani daha çok kimileri için şehir efsanesi ama kimileri için ciddiye alınacak bir iddiaydı. Çok somutlaşmadı, daha doğrusu bunun teknik delilleri elde edilemedi. Her onların 90'lı yılların sonunda, hatta 2000'lerin başında da, yani biliyorsun Abdurrahman, Taraf gazetesinde bir takım görüntüler yayınlanmıştı. Dağlıca baskını vesaire, diğer karakollarla ilgili baskınlarda. Yani o görüntülerin de aslında işte yabancı kanallardan ulaşmış olabileceği, ama benim soracağım soru şu. Yani bu istihbarat verilirken, tam zamanlı istihbarat denilen, işte Amerikalılar, İngilizler real time intelligence diyor. Ana anına hemen istihbarat sağlanıyor elektronik manada. Evet. Bu cihazlar bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, çünkü yazılım onların, istihbaratı aktarırken acaba bir tarafta da örgüte bilgi veriliyor mu? Çünkü ana anına hedefler istenen yüzdeyle vurulamıyordu gibi bir, yani genelde kamuoyunda böyle bir kanı da var. Ya bu konuda siz uzman olarak sizin yorumunuz benim, nedir? Benim elimde şahsen bu konuda böyle bir delil yok. Delil olmayan bir konuda hani iddia etmek ya da yorum yapmak istemem. Ya yani ben de bu konuda bir şey yok ama ben de o zamanlar bunları okudum. Bu tip iddiaları okudum. Ama milli yazılım olması bunun baştan önünü keser yani bir şey değil mi? Olabilir mi? Olabilir ama şu andaki bizim üretimi bütün sistemlerde yazılımlar bize ait. Kaynak kodları bize ait. Yani bunlar tamamen bizim olan sistemler. Dolayısıyla bunlardan çok şüphe etmeyelim. Ya da şüphe etmeyelim. Evet. Bu telsiz kestirmeler önemli dedik. Orada örgüt liderleri de dahil pek çok isimle ilgili belli bir istihbarat yüzdesi elde edilip, çünkü bu tarz operasyonlarda biraz da örgütün üst yönetimine, havadan yapılan operasyonlarda, ki Amerika'nın da bu tarz pek çok operasyonu oldu. Kimi örgüt lider, İsrail'in de var. Örgüt liderlerine yönelik havadan müdahaleyle, yani belli bir metrekarede bir istihbaratla sağlayabiliyorlar. Bu konuda hava operasyonuyla aslında başarı yüzdesi nedir? Aslında terörle mücadelede, teröristle mücadelede diyelim. Birinci konu bence istihbarat, yani bilgi almak, yerini tespit etmek nerede? İkinci konu da buna nokta operasyonlar yapabilecek teçhizata sahip olmak. Diğer türlü, çünkü hani yerini tespit edemiyorsunuz, geniş bir alanı rahatsız ediyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bunlar çok hani yani teknolojinin çok, ya da siviller olabiliyor vesaire. Evet evet. Yani bunlar çok şey değil. Ama bugün hem yerin tespit etme noktasında hem de nokta operasyonu yapabilme noktasında iyi bir mesafe aldığımızı söylemeliyim. Evet. Bu konuda. O yüzden. O yüzden evet, bugünkü. Evet. Şimdi hep telsiz kestirmesi eskiden yapılamıyordu. Şimdi noktasal olarak yapılıyor. Peki bu teröristler, PKK teröristleri sadece telsiz mi kullanıyor? Yani başka uydu telefonları, başka data hatlarıyla haberleşme. Uydu telefonlarını yoğun kullanıyorlar, doğru. Yani bunlara yönelik bir çalışma var mı? Çünkü telsiz biliyorsun eskiden hemen hemen herkesin Doğu Bank'tan bir tarayıcıyla evet, alıp herkesi dinliyordu gazeteciler olarak. Biz çok eski bir teknoloji yani. PKK halen bu teknolojiyi kullanıyor mu yani? Yani telsiz uydudan haberleşme yapıyorlar ve bunları biz dinleyebiliyoruz. Uyduyla yani o bölgesel olarak evet, dinleyebiliyoruz. Öyle bir teknoloji de var. Evet, yani eski telsiz şeyi de o teknoloji de var. Anladım. Peki şunu soracağım. Yani siz savunma sanayi müsteşarlığında galiba 20 yıl
25 yıl çalıştım. 25 yıl evet. Çeyrek asır çalıştınız. Evet, uzun yıllar bu konularda. Uzmanlığınız da vardı. Ben makine mühendisiyim, makine evet. doktoruyum. Yani silahlar bağlamında da belli bir... O alanda çalıştım tabii. Bütün alan evet. evet yani şimdi AK Parti şimdi hükümetin tekrar seçim sürecinde yeniden evet. hükümet teşekkür edecek ama AK Parti'nin 7 Haziran seçim sonuçları malum, HDP Türkiye'nin batısına başka bir söylemle gitti, doğuda başka türlü yöntemler uyguladı, örgüt yardımıyla diyelim, belli bir oy potansiyeline ulaştı. 7 Haziran'dan önceki çatışmasızlıkta da belki bunun etkisi vardı. 7 Haziran'dan sonra çatışma yoktu ama baskı vardı. Yani evet. şey vardı, yani baskı ve gözdağı vardı. Bölge halkı üzerinde. Tabii insanlar korkuyordu. Yani adam öldürmüyordu belki ama yani bu adam öldürebilir. Yani o korku vardı. Çeşmelerden kan akan görüntülerle işte billboardlarda öyle bir seçime gidildi. Evet. Seçim sonucu malum, yeni seçime gidecek. O başka bir şey ama sürekli şu söylenmeye çalışılıyor. Ya daha doğrusu deniliyor ki işte AK Parti 7 Haziran seçimlerinden sonra bu süreci, halbuki PKK'nın daha en baştan baraj yapımı veya başka gerekçelerle saldırı tehdidine başladığı, evet. işte Devrimci Halk Savaşı'nın zamandır diye işte örgüt yönetiminde evet, bulunan Bese Hozat'ın evet, yazısı vardı vesaire. Yani bu sürece gelinirken örgütün açık tehditleri ve sonra fiili çatışma sürecinde yine kendileri başlattı. AK Parti'nin güvenlik politikalarında algısında ki siz söylediğiniz 3 yıl bu sorunu silahsız ve istihbari yöntemlerle evet, çözmeye, siyasi yöntemlerle çözmeye çalıştı. AK Parti'nin bu anlamda güvenlik politikalarında bir değişiklik var mı? Bir AK Parti vekili olarak soruyorum size. Aslında bakın yani biraz geçmişe bakarsak AK Parti hem yani AK Parti olarak hem uluslararası konuları yani sınırlarımızdaki ülkelerle olan sorunlarımızı hem de iş güvenlikle ilgili konuları hep böyle silahsız yöntemlerle çözmeyi benimseyen bir felsefeyle ortaya çıkıldı. Hatırlayın mesela yurt dışındaki konulara birkaç şey yapalım. Mesela Kıbrıs sorunun çözümü. Ne kadar iyi niyet gösterdik. Anlam planı vardı. Türkiye kabul etti. Rumlar reddetti. Referandumda. Evet. Yine hatırlayın. Ermenistan'la sorunlarımızı çözmek üzere görüşmeler yapıldı. Protokol imzalandı. Ermenistan tarafı reddetti. Biz kabul ettik. Reddetti ve şeyde kaldı. Askıda kaldı. İlerleme olmadı. Yine hatırlayın Türkiye, İran'ın nükleer silahlanma konusunda, nükleer silah konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini hatırlayın. Türkiye'nin Brezilya'ya kadar giden süreçler oldu. Ne kadar uğraşıldı? Yeter ki hani sınırlarımızdaki ülkelerimizde sorunlarımız olmasın, onların sorunları olmasın. Yani meşhur sıfır sorun evet. politikası. Yine bakın hatırlayın, Suriye ile İsrail arasındaki görüşmelerde ne kadar iyi niyet gösterip bu sorunun çözülmesi için gayret sarf ettik. Arabulucu oldu Türkiye. Evet. Evet. Yani Türkiye sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışındaki sorunların da çözümünü sulh yoluyla, barış yoluyla çözülmesinden yana. Benzer şekilde terörle, terörist hareketlerle, PKK'yla diyelim, sorun da yine görüşmelerle ya da barışçıl yöntemlerle veya silah kullanmadan çözmeyi benimsedi. İşte çözüm sürecinin bir şeysi o. Bakın mesela meşhur işte yurtta sulh, cihanda sulh diyor. İşte bu o. Yani Türk yani AK Parti'nin yaptığı cihanda sulh, yurtta sulh. Yani bunun başka şeysi yok. Yani evet. Şeysi bu. Dolayısıyla bütün bu süreçlerde AK Parti olarak hem yurt içinde hem yurt dışında gösterdiğimiz bütün iyi niyetlere rağmen yurt dışındaki konuları biliyorsunuz az önce özetledim. Türkiye'de de 7 Haziran'dan sonra özellikle 15 Temmuz akabinde örgütün Kandil'deki lider kadrosunun başlattığı bir şey var. Eylemler zinciri var. Yani bunların karşısında şeysiz kalamazdık. Hala şimdi bugün çıkmış bir parti lideri yurt dışından bağırıyor, söylüyor. İşte silahlar sussun. Sen önce kendi adamlarına söyle. Onlar silahları bir sustursunlar. Şey değil yani, samimi değil yani, doğru değil yani veya gerçekçi değil. Diğer tabii bizim... 50 kişinin Kobani'de halkı eylemlere çağırdığında 50 kişi vefat etti, evet, öldü. Evet. Şimdi bugün de Avusturya'da çıkmış biz silahlar sussun diye. Evet. Yani samimiyetsiz bunlar. Samimiyetsiz şeyler, davranışlar. O bakımdan yani AK Parti'nin felsefesi... AK Parti'nin güvenlik politikaları da bir değişim aynen, söz yok efendim. Değil. Aynen devam ediyor. Çünkü aynen devam ediyor. Çünkü biz sorunlarımızı müzakere yoluyla silah kullanmadan çözmeyi benimseyen bir siyasi kadroyuz. Evet. Ve bunu da uyguluyoruz. Terörle mücadele bağlamına tekrar döneceğiz. Çünkü bu konu teknik manada özellikle önemli. Siz de bu konunun hakikaten birinci derecede uzmanlarından, muhataplarından birisiniz. Detayına gireceğiz çünkü çok sıcak bir konu.
Murat Bey, reklama bir süre var. Sizinle Zekeriya Öz'ün firarının Almanya, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı daha Almanya'ya gidilmeden muhtemelen bir istihbarata binaen. Hı hı. Almanya suçlu iadesi noktasında üzerine düşeni yapmazsa biz de aynı şeyi yaparız kabiliğinden bir açıklaması oldu. Şimdi mütekabiliyet esasında. Evet. Uluslararası şu anda da. Almanya ile mevcut bizim suçluların iadesi noktasındaki herhalde anlaşmamız var. Sivas durum ne? Sözleşmemiz var. Evet. Zekeriya Öz'ün savcılığının tebligat geciktiği için devam ettiğini de düşünürsek, her ne kadar HSYK 2. dairesi ihracı gerçekleştirmiş olsa da, çok kapsamlı bir rapora istinaden ben o raporu da gördüm. Bu noktada Almanya'nın iade, bir politik manada iade ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Hukuken iade etmesi herhalde gerekiyor değil mi? Tabii Türk Ceza Kanunumuzun da 18. maddesine göre zaten de iade sebepleri veya iade edilmeme sebepleri sayılmış. Zaten de Almanya bugüne kadar sürekli olarak iki sebeple şey yapıyordu, iadeleri de engelliyor. Düşünce suçu veya siyasi ya da... Bu arada bir not düşelim. Şimdi rejiden arkadaşlar söylediler. Sayın Davutoğlu ile Başbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sona ermiş ve kabine onaylanmış. Son dakika gelişmesi. Bunu bu konuda sonra, isterseniz sonra, Sayın Milletvekilim şey yapsın. Sonra bu konuya daha konuşur. Sonra geri dönelim isterseniz. Tamam. Almanya ile hukuken yani... Sidas sözleşmesine tabii tarafız ama Türk Ceza Kanunu'nun 18. maddesinde bu sayılan bu iki husus, yani düşünce suçu veya siyasi suç sebebi veya da Türkiye Devleti'nin güvenliğine karşı da işlenen suçlarda iade etmiyorlar. Bunları gerekçe gösterecek tabii ki iade etmelerini ben beklemiyorum. Zaten özde siyasi sığınma başvurusunda bulunuyor. Veya işlediği suçu Türkiye Devleti'nin güvenliği de aleyhine olarak değerlendirip yine hep göndermeyeceklerdir diye. Almanya'nın şöyle de bir tezatı var, biliyorsun Bedrettin Dalan'ı yine hukuksuz Ergenekon operasyonuyla Zekeriya Öz'ün yaptığı. Zekeriya Öz'ün hukuksuz tutuklamaları ve gözaltı kararlarından dolayı iade etmemişti. Ne hikmetse şimdi aynı o karşı görüş belirttikleri Zekeriya Öz'ü aynı Almanya'ya kabul. Demek ki Almanya bu noktada samimidir. Türkiye'ye karşı bir samimi bir duruş, siyasi bir duruş. Ama şöyle söyleyebilir mi Abdurrahman? Yani. Bedrettin Dalan işte Ergenekon sürecindeki siyasi davaydı. Biz iade etmedik, doğru da yaptık diyebilirler. Şimdi Zekeriya Öz buna bir bahane olarak kullanabilirler mi? Hayır ama Zekeriya Öz'ün iddianamelerdeki eksiklikleri bizzat ben biliyorum. Almanya'dan gelen işte Ergenekon Adalet Bakanlığı'na hangi gerekçelerle, niçin, neden bizim okuduğumuz iddianameyle burada yapılan bu adam çok açık, net hukuk deliller eksik. Bunlarla ilgili teknik yani, gerekçeler elde ettiler. Tabii Zekeriya Öz'ün yaptığı soruşturmanın alenen bir kumpas olduğunu, resmen öyle demeseler de onu ima ettiler. Ama o Zekeriya Öz'ü şimdi kucak açtılar. Frankfurt Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesini de alıyorlar. Mağdur olarak da. Onu soracağım Murat Bey'e. Böyle bir işleyiş var mı? Bir savcı yani siyasi sığınma talebinde de bulunmuş. Gidip bir başka yerin yani bir başka ülkenin savcısına ifade verirse bu postmodern işte zamanımızın ruhuna uygun melez bir casusluk faaliyeti anlamına gelmez mi? Hukukçu böyle bir şey yapabilir mi? Şeyleri şu anda bu kaçmalarıyla, sığınma talep etmeleriyle, bu dediğiniz gibi de beyanlarla bulunmalarıyla daha iyi, daha tam böyle daha gerçek manada tescilliyorlar şu anda. Evet. Bu zaten kendilerinden beklenen bir şeydi. Hangi tam konuda bilgi veriyor olabilir sizce? Vallahi giderken o valizinde artık bir takım dokümanlar da götürdüğü filan da iddia ediliyor artık. Ne derece doğrudur tabii bilemiyoruz. Bunlar da ileride de ortaya çıkacak. Artık o konularda bir takım kumpas uydurmada belgeler tanzim ettiler de onları mı oraya götürüp Türkiye aleyhine faaliyette bulunmaya çalışıyorlar. Halen daha halen aynı paralel yapının stratejisi doğrultusunda bir takım bir kumpaslar tezgahlıyorlar. Bu bağlamda yani aslında ülkemizin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki temsilcisi yargıcından tutun, adalet müşavirleri olarak şu anda da adlandırılan Adalet Bakanlığı'na bağlı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bağlı temsilcilerinin de çok özenle ve dikkatlice şu anda seçilmeleri da gerekir diye düşünüyorum. Veya dosyayı ona göre hazırlamaları. Çünkü bakın şu anda gerek tutuklanan gerekse de haklarında da iddianame tanzim edilen da soruşturma yapılan
bu paralel yapı mensuplarının en çok güvendikleri yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Reklam dönüşü Zekeriya Öz'ün İsrail Büyükelçiliğini ziyaret ettiğini tabii söyleyen Emniyet Amiri Ertan Önal'la da. Ertan Gönül. Evet. Kendisiyle de konuşacağız. Telefonla bağlanacağız. Ayrıyeten Faruk Bey'le terörle mücadele bağlamındaki teknolojik altyapıya ilişkin söyleşimiz devam edecek. Reklam sonrası hem Faruk Özcü ile hem de Savcı Murat Yiğit'le sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.